Hiçbir şey yapmazlar. Ben GM'ken CZ'deki boss taşının, yani bunu ilk kez söylüyorum belki şu an yayında. Boss taşı hep aynı yerde çıkıyordu Murat, hatırlıyor musun? Evet. Dedim ki boss taşını eskisi gibi yapın. 2,5 sene bunun için, ben orada 3 seneye yakın çalıştım. 2,5 sene girdiğimden beri Endgame'e bunu yapmaları için yalvardım. Eskisi gibi olsun. Bosslar random bir yerlerde çıksın. Boss taşı olmasın. Belirli saatlerde, belirli yerlerde çıksın diye 2,5 sene oradaki arkadaşlarla birlikte Endgame'e yalvardık. Adamların dediğine biliyor musun? Ne? Böyle bir sistem olamaz. Biz bir güncelleme yaptık. İşte resette göreceksiniz falan. Biz de testini yapıyoruz. Adamların yaptığı sistemde 4 tane boss taşı ayrı yerde çıkıyor. Yapabildikleri bu, beyin bu yani. Sebep? O yapmış işte. Bu daha güzel oldu diyorlar. Farklı yerde çıkıyor boss taşı. Abi artık tamam böyle da kesin. bu yani oyunu oynayan bizim kitle, yani biz Türkler oynuyoruz, doğru mu? Yani buradan yayıncı firma bir şey söylüyorsa neden yapılmıyor? Ben onu anlamıyorum. İşte yani adamların biraz Senin sıkıntıları var Çin Endgame'in bu oyuncun yok konuda. oyunda. Çin mi var? Çinli mi var oyunda amına koyayım? Çinler oyun oynuyor Koreli mu? kanka. Kore işte. Çin derken Koreli var mı oyunda? Aynen, hepsi çekik zaten, sıkıntı yok. Ya Koreli yok oyunda arkadaşım. Sen tabii ki de Türkiye'yi baz alarak bazı şeyleri yapacaksın ya da Entity Game'i baz alacaksın, doğru mu? Entity Game senin anlattığına göre Entity Game iletiyor, dönüş alamıyor demek ki mantık olarak. Dönüş alıyor ama yapmıyorlar abi. Tamam, yapmıyor işte. Onu demeye çalışıyorum. Bak, burada konuşulan işte oyunun bu denli hani bir zamandan sonra sıkıcı hale, insanların zaman geçirecek bir şeyin olmamasında iki tarafında suçu var. Ya mesela 3 aydır kesinlikle var. Evdeyizdin Murat. 3 ayı geçti değil mi? Kanka evdeyiz. 3 aydır hiçbir şey, bir de oyunun en hype dönemiydi korona dönemi. Ben 2 ay yayın açtım hiç durmadan. Oyun Evet. öyle bir Normalde ne hype... oluyordu? Bak, Kurban Bayramı değil mi? Ramazan Bayramı. Boss etkinliği yapıyorlardı. Ne bileyim, Evet. GM saklanıyordu, bir şey yapıyordu. Oyunda insanlara böyle oyuna sokacak etkinlikler oluyordu değil mi? Evet. 3 aydır evdeyiz. Ne yapıldı? Hiçbir şey ve oyun hiçbir şey. Çok dolu geçti yani Bu benim. Bu Entity Game'in eksikliği. Evet, bu tarz kesinlikle. Şeyler. Yani burada Entity Game min yetkisinde olan şeyler, yapacağı, düzenleyeceği etkinlikler ve onların mesai harcaması gerekiyor ama Entity Game'i ortada göremiyoruz. 3 aydır yok. Kesinlikle. Bayram bir TL atmış. Murocum, eskiden drop oranı azdı kardeşim. 1,5 yıllık serverda olmaz ya Allah aşkına. Ben de bu arada oynamıyorum 7 yıldır. Aynı CZ, aynı şeyler, paraya yönelik her şey. Geldi oyuna, bir oyuncuya yönelik hiçbir şey gelmedi yazmış. Bir oyuna, oyuncuya yönelik hiçbir şey gelmedi yazmış. Bayram'a teşekkür ediyoruz. Ya olay ne biliyor musunuz? Olay... Konuşuyoruz ya, boss CZ'de çıksın, orada çıksın. Bu konularda Entity Game zaten yapılmasını istiyor. Oradaki arkadaşlar uğraşıyor ama buna Endgame yapmıyor. Bu Endgame'in, bu ama tarz oyundaki köklü değişiklikleri yapacak Endgame. Entity Game birçoğunu istiyor, pus indirimini de istiyor ama adamlar yapmıyorlar. Ya yapacak... Zaten satış var diyor, anladın mı? İşte adam diyor ki ben zaten kazanıyorum, benim şey yapmama gerek yok ki diyor. Tepki, aynen hani öyle. Az önce biri yazmış ya, neden konuşuyorsunuz, sizi mi dinleyecekler? Zaten sen konuşmazsan, ben konuşmazsam, sen pusunu çekersen aynı şekilde, çekmeyin demiyorum. İstediğin, isteyen, konuşamadım ama. İsteyen istediğini yapar değil mi Can? Ne yapıyorsanız yapın, evet. Ama tepkinizi koyun ki bir şeyler olsun yani. Yapsınlar. Bu amına koydum Maradona yeter. Gözümüz kanadı ya şu merdiveni görmekten. Abi değiştir bunu ya. Doğru mu Can? Bir gün oyuna bir girelim. Burası böyle var ya, bir değişsin. Gidip şurada inceleyelim. Aa ne güzel olmuş Anvil. Ananı sikiyim. Aa ne güzel olmuş sol taraf. Ne güzel yapmışlar Sunduresin orayı Bak, vesaire. Ara ara oyuna farklı etkinlikler getiriyorlar. Örnek veriyorum, keşle bile çevirdiğimiz ya da bedavaya günde bir kere çark çevirtiyorlardı değil mi? 3 Evet. aydır yok. Night Royale diye etkinlik getirdiler. Herkes yani az kişi girebiliyor ama en azından farklı bir etkinlik değil mi? 3 aydır yok. Boss Evet. etkinliği, bilmem ne etkinliği, oyun içerisinde zaman geçirebileceğimiz, hem oyuncu olarak zaman geçirebileceğimiz hiçbir şey yok. Kesinlikle. Onun dışında yayıncı olarak da bizim yayın yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kesin. Abi evet. Ne yapacağım ben yayında PK'dan? Ne yapacağım başka? Biliyor musun? Upgrade PK atacaksın, upgrade yapacaksın. Yani şu an yani yayın, abi yeni soru kesinlikle gelmesi lazım 4-5 ay içinde. Benim kendi fikrim. Can şu an oynanacak durumda değil oyun. Bu benim kendi fikrim bence. Yani abi böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz. Ya da bir güncelleme lazım. Oyuna kökten bir güncelleme şart Can. Kökten bir güncelleme. Şu Maradona'yı bir değiştir. Ne bileyim. Şu EMC'yi değiştir. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor artık.
Ya XP alanlarında çok yapmasa da insanların böyle yeni strateji üretmesi, yeni PK, yeni bir şey, bir metanın değişmesi. Mesela bak LoL gibi oyunlarda falan ya da CSGO'da silahları bir nerfliyorlar, bir buff'lıyorlar falan değil mi? Aynen, bayağı yani iyi. yeni map getiriyorlar. Farklı silahlara farklı özellikler veriyorlar, yeni silah getiriyorlar. Yani Evet, oyunda evet. oyuncuların oynayarak öğrenebileceği, meta geliştirebileceği, taktik, strateji geliştirebileceği düzenlemeler yapıyorlar. Evet, ne Sanki yapıyor biliyor normalde böyle musun hiçbir şey mesela? yok. Adam CSGO'da şey yapıyor ya. Abi adamlar ama oyun çok güncel ya Can. CSGO cidden bayağı güncel. Her ay bir şey geliyor. Şey yapıyor Can mesela adam. Bir kutu koyuyor bir spotun oraya. Mesela bir spot var. Beklediğin bir spot var. Hep orada bekliyorsun. Adamlar geldiğinde sen hep oradasın. Adam mesela oraya bir tane kutu atıyor ya. Fazla bir şey değil lan. Evet, Bir kutu kutu. atıyor. O kutuyu atması yani çok şey değiştiriyor oyunda mesela. Yani bunu çok yapıyorlar ama mesela adam Dust'ta kapıyı değiştirdiler şu an CSGO'da vesaire vesaire. Ne bileyim mesela sen güzel bir şey mi yaptın? Adam duvara resmini asıyor. Anladın mı? Mesela Pavni hiç yazıyor duvara. Simple'ı biliyorsundur belki. Duvarda Evet. Simple fotoğrafı var amına koyayım. Adam oyuna da bakıyor, oyuncularına da bakıyor. Anladın mı? Gibi gibi hani yenilik kesinlikle şart. Ben cidden EMC olsun, Maradon olsun bıktım yani şu görüntüyü görmekten. Cidden bıktım. CZ olsun. Öyle deme, güncelleme yaptı işte, gölgeler gelişti, geçemiyorsun artık sağdan soldan. Güncelleme beni yayın izliyor musun? Şu mu yani güncelleme? Şu bunu düzelttiler değil mi? Daha bu diplerden geçemiyoruz. Kafayı yediriyor bak, o Şu aradan değil mi? geçsene, kolonun arasından, kolon var ya orada, o aradan koca boşluktan Tamam geçmek çok güzel. geçemiyorum. Tamam buraya şey yaptılar doğru mu? Bunun için güncel, bunun için server mu resetlenir ya? Haksız mıyım? Bunun için niye server resetlersin? Komik gerçekten. Sanki ben buradan girsem ne olur, girmesem ne olur? Hatta girmen lazım bence ki adam seni kovalarken takılsın. Evet, Yani işte daha iyi olan ya da daha hızlı olan geçebilip kendini sana bir kurtarabilsin. şey diyeyim mi? Zaten ben bunu geçen Ramazan'da full yayın yaptığım için 2 ay ben bunu defalarca söyledim. Bu tamamen bir oyuncuya zarar veren bir şey bu. Abi ben manevra atıp Can dibinden geçip kaçacağım değil mi? Arkamda 5 kişi var. Yapamıyorum. Evet. Kapattılar ya tüm duvarların dibini. Zarar veriyorlar böyle yaparak ya. Bak Adıyaman 021 tel atmış. Reis ben olsam ben de yapmam. Zaten her türlü oynuyorum millet. Ne fiyat bitsem alıyor millet. Premium'u 500 TL yapsa da alırlar bizimkiler. O yüzden bizim halk her şeyi hak ediyor. Ya abi ben size bir şey diyeyim mi? Çok bir şey istemiyor bence insanlar Can. Hani bence insanların yaptıklarının %5'ini bile Bak bu istemiyor oyunda insanlar. iki kesim var Murat. İki kesim var. Bu pazarcıların dışında hani PK alanlarında ya da farm alanlarında bir farm yapan ekipler, çoğu da zaten itemini yapma derdinde oynamak için, bir de PK için oynayan değil mi? Tamam. Yani ciddi anlamda en yüksek bu oyunu aktif kılan, farm atan ve şey yapanlar. Pazar da var. Pazar var. Onun de şey yani o boş yani sabit duran bir adam. Anladım anladım. Ben bilgisayarda hani oyunu gerçekten oynayayım. Pazarı kuruyorsun abi, akşama kadar bırak. Yani bilgisayar başına zaman geçiren bu oyunda farm yapan ve PK yapan. Bunlara yönelik içerik geliştirecek. Etkinlik düzenleyecek. Kesinlikle ya. Ben abi söylüyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu CZ'ye Mesela random boss kaos atsın. gibi düz mesela kaos gibi eşit etkinliklerin çoğalması lazım. Herkes Evet. aynı skill ve şeye sahip ya, Knight Royale'de de aynı Evet şekilde. evet evet O tarz kesinlikle. şeyler yapması lazım. Ya mesela şeyi de yapabilirler Can. Yani mantıklı düşündüğün zaman abi çok şey var yapılacak. Benim aklımda o kadar çok fazla şey var ki saysam bitiremem biliyor musun? Yani onların düşünmediğini zannetmiyorum böyle basit şeyleri. Abi bu oyunu canlandırman için o kadar fazla elinde imkan var ki. En iyisi Alt F4 amına koyayım yazmış Karel. Ya Alt F4 değil. Burada oyun oynamayalım demiyoruz ki. Bazı şeylerin iyi olması için uğraşıyoruz, değil mi Can sonuçta? İlla ki yani biz bunu konuşuyoruz ya, oynamayacağız ya da oynamayın anlamında söylemiyoruz ki. Sadece bir sıkkınlık var artık insanlarda. Bir de 3 aydır kanka çok oynuyoruz. Yani Abi evet evde çok yapacak başka bir oynuyoruz. şey yok. Evet. Night oynuyoruz, başka bir şey oynuyoruz. Dolayısıyla oyunda da zaman Kesinlikle. geçirmek istiyoruz ama zaman geçirecek bir şey bulamıyoruz çok Ya fazla. şimdi beyler anlatmak istediğimiz şu. İnsanlar sıkılıyor. Yayın yapan adam da sıkılıyor. Ben mesela PK atıyorum. Farm diyorum. PK atıyorum. Mavi kutu kırarım. Gider iki challenge yaparız. Makara yaparız. Başka bir şey yok değil mi? Başka bir şey yapamayız bu oyunda şu an.
Evet. Oyun çünkü bu durumda. Ne yapması lazım? Oyunu güncel tutması lazım. Senin yani oyunu oynaman için ne bileyim ya da yayında içerik çıkaranlar için hem yayıncılar hem oyuncular ikisi için konuşuyorum. Oyunu güncel tutup oyuna yenilikler gelmesi lazım. Yeni server gelene kadar bu süreci bu şekilde atlatmaları lazım. Doğru mu Can? Çünkü yeni server gelse ya inanın o kadar fazla şey var ki yapılacak. Bitmez. Doğru mu Can? Bitiremezsin yani. XP kas, Raptor düşür, artı 5 şart bas kralsın, ne bileyim artı 7 şart bas kralsın server'ın ilk günü. Bir sürü şey ya böyle say say bitmez. Ama şimdi yani şu an o sürece kadar yeni server gelene kadar bir şeyler yapılması lazım ki o aradaki süreç güzel bir şekilde atlatılsın. Yani yoksa sıkıntı abi böyle cidden yani sıkıntı yenilik şart adamlar. Sen şu an gidip PK atmak dışında oyunda farklı bir şey yapmak istiyorsun. Ne yapabilirsin? Abi cidden farklı şeyler yapmak istiyor insan ya. Hiçbir şey yok. Şu an hiçbir şey yok. Gerçek. Jurek dışında herkesin girebileceği başka hiçbir şey yok. Ya yeni server olsa can her şey var. Yani yapabileceğin o kadar çok şey var ki. Yayın yani bir yıl yayın yani bir yıl demeyeyim de 3 ay yayın yapsan bitiremezsin. 24 saat. Evet. Doğru mu? Öyle canım. Bitmez. Evet, doğru. Ama işte şu an durum öyle değil yani. Nerede eski Kraliçe yazmış? Parasız adam bir sik yapamaz yazmış Smoker. Ya alakası yok aslında. Parasız adam da bu oyundan girip keyif alabilir. Alır abi. Girer kaosa FT'ye, JR'ye yani isterse ama gidip PK'sını tabii atıp da artı 2 artı 3 adamlara kafa tutamaz ama. Bak, Buğra yazmış ki Muro yeni server açılsa da çar açsam diyor amına koyayım. Abi öyle diyorum evet. Yani evet kesinlikle doğru söyledin. Yeni server açılsa bugün başlarım. Başlarım abi açık konuyu. Yeni server açsın bugün başlayayım. Örnek veriyorum. Hani benim demek istediğim zaten yani onu demek istememiştim ama sen öyle deyince haklısın. Kafamda var yani bu. 5 ay sonra yeni server mı geldi? Girer çarımı açarım ekibi toplar oynarım. Niye oynamayayım abi? Yeni server dolu dolu geçecek çünkü server. Aynen öyle. Ya ben normalde hiç yeni server açılması taraftarı değilim ama şu an server yani çok sıkıcı bir halde. Kanka server değil oyun sıkıcı bir halde Oyun sıkıcı bir halde. bir şekilde çözmeleri gerekiyor çünkü 2 ay oyun Ya ben gene eski serverlarda giriyorsun UTC'ye orada zaman harcıyorsun. Giriyorsun CSV'ye orada zaman harcıyorsun ama bu 3 serverda hiçbir şey yok abi. UTC var, CSV var, ne Evet bileyim evet. Bifrost var, Bifrost farklı farklı. Yani farklı bir map görüyorsun ya. Bifrost'a girip PK atmak istesen bile. Abi mesela şey niye Farklı bir yok? map görüyorsun. Tek bir şey soracağım. Şöyle bir şey yapmak Can, sen eskiden gemilik yaptın. Sana sorayım. Chat'tekiler de bilsin. Bana sadece şunu söyle. Merak ettiğim şey şu. Özel çok bir şey sormayacağım. Map yapmak zor mu? Mesela benim şurada bir alan yaratmam çok zor mu bu oyunda? Sen belki Yeni biliyorsundur. sıfırdan bir şey yapmak tabii ki zor. Bir de yani Usko'da ciddi anlamda biliyorsun artık yani para dönüyor, bir şey dönüyor. E Tamam. orada yapacağı en ufak bir şeyde ciddi bir bug bir şey oluşursa oyunda Hı. yazılımsal olarak yapılan şeyler bunlar ve ister istemez bug Tamam, oluşabilir, orada sonuçta bir bu şey oluşabilir. yapılmayacak bir şey değil değil mi? Çok zor değil yani. Yapılabilecek bir şey zor. Zor ama adamların işi bu, yapacaklar abi. Tamam, yapacak İşi bu, zaten bunu. yapacak İşi bu, yani. evet. Abi şöyle bir şey yapamıyor mu? Bak, Karus ırkı var, Human ırkı var. Doğru mu? Doğru. Bir Karus bir Human var değil mi? İki tane savaşan ırk var karşı karşıya. Abi bir etkinlik gelsin. 50 vs 50, 100 vs 100 ya da 200 vs 200. Bir Evet, alan yer evet. al, ödül ver abi. Kazanan ırka experiment 5 saat amına koyayım. Örnek veriyorum. Öteki gün Yapılıyordu işte bunlar. kazanan ırka ne bileyim hepsine patos misal veriyorum ben şu an örnek. Yapıyorduk abi, onları da yapmıyorlar işte. Niye yapmıyorlar? Ben onu anlamıyorum Abi şu an. diyorum ya bak benim demek istediğim şu her hafta bir gün ırk savaşması olsun ne kadar güzel olur düşünsene Evet, ırk. oyun etkinliği olarak gelebilir bu. Biz manuel yapıyorduk. Katılımcıları çekiyorduk. Özel arena var ya, Özel CS'deki. arena işte ben Aynen. ondan bahsetmiyorum ya da gidip Real'de 50 vs 50 değil. Normalde GM'ler bunu özel yapıyordu ya. Ya bunu Hı. oyunun içine koysana buraya Ha, her oyun hafta. içerisine etkinlik olarak eklenebilecek bir şey. Evet, Evet, bu. ekle oyunun içine her hafta iki tane GM yayın açsın. Her hafta haftada bir gün olsun bu. Ödül de büyük olsun değil mi? Örnek veriyorum. Ya bu zor olmamalı ya. Şart Mesela yani bunun için. hızlı yaratık kestirme etkinliği falan yapıyorduk. Mesela bir arkadaş demiş ki iki ırk bile birleşip olabilir. Mesela iki yakın birleştiği yer var, UTC. Aynı partiye falan girebiliyorsun yanlış hatırlamıyorsam. 2 yıldır girmiyorum, bilmiyorum da. Farklı ırklardan da partiye girilebiliyor UTC'de. Adam yazmış ki Survivor parkuru kurulsun.
Biz diyoruz ki 100 bin TL olmasın item fiyatları, bunlar etkinlik diyor. Ya Felix, anlamıyorsun herhalde kardeşim. İtem fiyatıyla Entity Game'in alakası yok. Bunları algılayın artık. Bunları niye Bu konuşmuyoruz? piyasayı oluşturan biziz, Biziz. oyuncularız yani. Biziz. Şu oyunun bu halde olmasının sebebi benim, Can, bir başkaları. Biziz, anlıyor musun? Bunun oyunla, itemin fiyatının ne alakası var Entity Game'le? Adam zaten oyunu ilk açtığında düşün. Yeni server geldi 5 ay sonra. Normalde yeni server full çeker. Fulldur. Düşünsene yeni serverda 10 kişi var. Ben artı 9 şart bastım. Fiyatı ne olur sence? 10 TL amına koyayım, doğru mu? Serverda adam yok çünkü. Kim alacak bu itemi? Yani itemlerin fiyatıyla Entity Game'in işi yok. Entity Game'in şu itemlerle, pazarla hiçbir işi yok. Yani piyasayı oluşturan, piyasayı şey yapan biziz. Belirleyen bizim oyuncularımız yani. Bu tamamen bizimle alakalı bir